8 kişi olarak, hatta bazı takımlar 9 kişi olarak kaşıkla yumurta taşıdığınızı hayal edin. Bu planın defansif açıdan handikapı şu: Göztepe maçı, Antalya deplasmanı sizin topa sahip olmanıza davetiye çıkarıyorlar. Tüm bunları nasıl görüyorsun diye soranlara tam anlamıyla sağ gösterip sol vurmak. Tam bir istasyon. Öncelikle sağ taraf gelsin. 250 gram futbol bilgisiyle bir numaralı alameti farikası buydu. Onlar tesadüf gol değil. Hastalık bu futboldan hepinize merhabalar. Geçtiğimiz çarşamba Rize Spor maçının hemen ardından Sergen Yalçın'dan çok çarpıcı açıklamalar duymuştuk. Belki biraz da 3-0 öne geçilen bir maçın son 5 dakikasında skorun 3-2'ye gelmiş olmasının stresiyle hoca oldukça sert söylemlerde bulunmuştu. Gelen bir soru üzerine oldukça sakin bir vücut diliyle Beşiktaş maçında hücumu düşüneceğiz. Benim anlayışıma göre en iyi defans hücumdur diyen Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a sert çıkan Sergen Yalçın daha kendi maçının mutluluğunu yaşamadan Beşiktaş maçını düşünüyor. O işler öyle konuşmakla olmuyor. Cumartesi günü göreceğiz ne olacağını demişti ki gerçekten de gördük. Maça inanılmaz bir iştah ve tempoyla başlayan Beşiktaş rakibine sahayı dar etti. Hatayspor kalesine ilk 13 dakikada tam 7 şut gönderen siyah beyazlılar skoru 3-0'a getirdi ve 90 dakika bittiğinde skorboardda 7-0'lık tarihi bir galibiyet vardı. Bugün neler yaşandığını bildiğimiz için bunun gerçekten çok havalı bir hareket olduğunu söyleyebiliriz ki gerçekten de öyleydi. Düşünsenize, rakibinize açık açık kameralar önünde meydan okuyorsunuz ve o meydana çıktığınızda da aynı rakibi 7-0'la sahaya gömüyorsunuz. An itibariyle fenomen olan bu söylem yıllar içerisinde tıpkı 8'de kapanır 18'de gibi bir klasiğe dönüşecektir. Fakat başta belirttiğim gibi Ömer Erdoğan'ın söyledikleri böyle sert bir cevabı hak edecek seviyede değildi. Ya Rizespor maçının stresiyle böyle bir çıkış yaptı Sergen Hoca, ya birileri Ömer Erdoğan'ın açıklamalarını hocaya biraz abartarak iletti, ya da başka bir ihtimal daha var. İzlediniz mi bilmiyorum ama son dansla ilgili beni en çok etkileyen anekdotlardan biri Michael Jordan'ın 82 maç süren o uzun sezonlarda hem kendini hem takım arkadaşlarını motive etmek için uydurduğu hayali düşmanlardı. MJ küçücük bir gazete haberinde geçen örneğin rakip takım oyuncusunun Michael'ı durdurmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım gibi bir söylemini alır, kafasında büyüttükçe büyütür ve sanki takım nezdinde kendisine küfür edilmiş gibi bir hava yaratarak soyunma odasını bir yangın yerine çevirirmiş. O yangınla maça çıkan Jordan ve takım arkadaşları sahayı rakip takıma dar edermiş. Epey benziyor değil mi? Bence bu winner ruhlu insanlarda bulunan ortak bir özellik. İnsan psikolojisi böyledir. Size saygı duyulduğunu bildiğiniz bir ortamda daha rolantide davranırsınız. Ancak hafife alındığınızı düşündüğünüz bir ortamda bunu düşünenleri düşündüğüne pişman etmek için performansınızı iki katına çıkarırsınız. Etrafınızdaki herhangi birinin yapabileceğini düşündüğünüz bir şey için bence sen bunu yaparsınız deyin. Bir de sen bunu hayatta yapamazsın deyin ve aradaki farkı görün. Her ne kadar disiplin sorunları olduğu bilinen bir futbolcu olsa da Sergen Yalçın'ın kariyerinde bir tane kötü oynadığı büyük maç yoktur. Normalde bu tip çok yetenekli ama disiplinsiz futbolcuların takmayacağını düşünürsünüz ama Sergen Yalçın herkesten çok takardı. Meşhur şampiyonluk maçındaki resitali, milli takımla ortaya koyduğu Almanya performansı, hem Galatasaray hem de Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi'nde elinden gelenin iki katını yapmış olması onun kazanmaya, onu hafife alanları pişman etmeye ne kadar tutkulu olduğunun göstergesi. İşte benim gözlemime göre 7-0'lık maçta sahaya çıkan Beşiktaş bu Sergen Yalçın davranış biçiminin bir tezahürüydü. Sergen Hoca takımı nezdinde yapılan basit bir göndermeyi aldı, büyüttükçe büyüttü, hafta boyu antrenman sahasını ve soyunma odasını bir yangın yerine çevirdi ve o yangının ateşi tabiri caizse cumartesi günü Hatayspor'u yaktı, kül etti. Ortaya çıkan mevcut tablo ve başarının hakkını tam anlamıyla verebilmek adına hafızalarınızı biraz tazelemek istiyorum. Bugün itibariyle Beşiktaş'ın ligin en iyi futbolunu sergilediğini ve şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu söylemek çok kolay. Ancak sezon başında aynı Beşiktaş kaç kişinin şampiyonluk favorisiydi? Tamam, Beşiktaş taraftarı için Beşiktaş her zaman şampiyonluğun favorisidir elbette. Ama lütfen ilk 4 haftayı hatırlayın. Kalesinde tam manasıyla güven vermeyen tecrübesiz bir Ersin. Stoperi ve sol beki çokça
eleştirilen bir alt basamaktan gelmiş Wellington ve Ensakala. Diğer stoperi Beşiktaş'ın sıcak nakit girdisi için satmaya çalıştığı ve takımla gönül bağının koptuğu iddia edilen Vida. Kariyeri iyice düşüşe geçmiş, Suudi Arabistan'dan ücretsiz gelen bir 6 numara, artık yaşlandı mı acaba diye düşünülen 38 yaşındaki Atiba, sakatlığından sebep son 2 senede 5 maça çıkmamış bir santrafor. Abdullah Avcı döneminden beri kafasını kaldırmıyor diye çokça eleştirilen Enkudu, önceki 2 senede Beşiktaş formasıyla 26 maça çıkıp sadece 5 gol atabilmiş bir Larin. Aşkından derbeder olmuş bir Laiç, tükenmeye yakın bir Ozi, dibe vurmuş bir Gökhan Töre. Abartıyorsam abartıyorsun deyin ama PAOK ve Rio Ave'ye elenilmesiyle birlikte ilk 4 haftadaki Beşiktaş'ın görünümü ve ruh hali bu saydığım betimlemelerden bir tık daha iyi durumda değildi. Ancak bugün itibariyle Sergen Yalçın bu takımı şampiyonluğa oynatıyor ve bu neresinden bakarsanız bakın çok büyük bir iş. Bazı özel futbolcular vardır, sıradan sistemi bile yıldızlaştırır. Bazı özel sistemler vardır, sıradan oyuncuları bile yıldızlaştırır. Bu manada Beşiktaş'ın çok özel bir sistem takımı olduğunu söylemek gerek. Futbolla ilgili en çok eleştirdiğim futbol sever profili taktik teknik ayrıntıları yakalayamayan ya da bu ayrıntılara gereken ehemmiyeti vermeyen ve olayları tırnak içinde ruhla açıklayanlardır. Ruh dediğimiz şey, güçlü bir oyun planınız yoksa size daha iyi futbol oynatmaz. Belki normalde koşacağınızdan birkaç kilometre daha fazla koşturabilir. Biraz ödün vererek mücadele etmenizi sağlayabilir. Mesela Rozier topu sağ kanatta kaptırdığında ya da kötü bir orta yaptığında rakip takım kontraya çıkarken Gezal gibi defansif kültürü olmayan bir futbolcuyu aman Rozier'in başına bir şey gelmesin düşüncesiyle normalde pek tercih etmeyeceği o 30-40 metrelik geriye doğru deparları atmasını sağlayabilir ama bundan daha fazlası da değil. O tırnak içindeki ruh size bundan daha fazlasını sağlamaz, problem çözdürmez, maç kazandırmaz. Bundan 6 ay kadar önce hazırladığım bir Ailedir Beşiktaş isimli içerikte Sergen Yalçın'ın bir sene gibi kısa bir sürede işin psikolojik tarafında nasıl güçlü bağlara sahip bir takım yarattığını anlatmıştım. Beşiktaş sosyal medya hesaplarında paylaşılan her karede sporcuların yüzlerinin sürekli güldüğünü, maçlar içindeki yardımlaşma duygusunu, gol sevinçlerindeki ahengi ortaya koyup birlikte futbol oynamaktan zevk alan, birbirleri için mücadele eden ve birbirlerinin hatalarını kapatmaya çalışan harika bir takım ortaya çıktığını tasvir etmiştim. Evet, bu gerçekten işin çok önemli bir kısmı. Ama 2021 yılında sadece 2 kez kaybetmiş ki Trabzonspor ve Kasımpaşa maçları nasıl mucizevi bir şekilde kaybettiğini siz daha iyi biliyorsunuz. Ligin en çok skor üreten, seyir zevki açısından ligin en tempolu futbolunu oynayan, taktiksel açıdan ligdeki en kuvvetli A planına sahip bir takımı anlatırken işi sadece aile olmaya ya da motivasyona indirgeyemeyiz. İzleyenleriniz bilir, bir Ailedir Beşiktaş içeriğinde işin taktik teknik kısmına daha sonra geliriz demiştim ya, işte tam olarak oradayız. Ancak hiç endişe etmeyin, bu içinde anlamayacağınız birçok terim bulunan sıkıcı bir analiz değil. Tıpkı City analizindeki gibi zaten hali hazırda sahada gördüğünüz desenleri çok daha iyi algılayabileceğiniz, belki futbol ufkunuzu açacak zevkli bir analiz olacak. O halde daha önce psikolojisini tarif ettiğimiz Sergen Yalçın'ın uçan kaçan Beşiktaş'ının taktiksel anlamda nasıl oynadığıyla devam edelim. Öncelikle bir sakatlık ve ceza olmadığında Sergen Yalçın'ın büyük ölçüde nasıl bir kadro tercih ettiğini ve sahaya nasıl yayıldığıyla başlayalım. Kalede Ersin, sağ bekte Rozier, sağ stoper Wellington, sol stoper Vida, sol bek Ensakala. Sağ kanatta Gezal, sağ iç Atiba, sol işte bazen Mensah, bazen Laiç, nadiren Oğuzhan, sol kanatta Larin ve santrafor Abubakar. Daha önce modern futbolda topa sahip olma devri bitti mi adlı içerikte uzun uzun anlatmıştım. Hem bir Ailedir Beşiktaş'ı hem de bu bahsettiğim videoyu bu içeriğin bitiş ekranına koyacağım. Burada anlattıklarımı daha iyi anlamanız için izlemediyseniz vaktiniz olduğunda izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. O içerikte bahsettiğim şey kabaca tıpkı Leeds ve Liverpool gibi Beşiktaş'ın da ligde açık ara en çok top kaybı yapan takım olmasına karşın aynı zamanda topa en çok sahip olan takımlar arasında yer aldığıydı. Bu arada 4 ay önceki istatistiki veriler üzerinden ortaya koyulan bu tespit, üstüne onlarca maç yapılmış olmasına rağmen geçerli
rekorlarını koruyor. Beşiktaş bugün itibariyle de ligde açık ara en çok top kaptıran takım ve bunun yanı sıra Alanyaspor'dan sadece 0.5 eksik bir yüzdeyle ligde en çok topa sahip olan ikinci takım. Ve bu önermemize yön veren soru da şuydu: nasıl olur da bu kadar çok top kaptıran bir takım topa bu kadar çok sahip olabilir? Elbette topu geri kazanarak. Ama topu kazanmadan ziyade Beşiktaş'ın oyunu ele alış biçimi topun kıymetini bilmeden yüksek tempoda oynamak üzerine. Günümüz futbolunda bir büyük takımın önünde duran en büyük problem rakibini çözmektir. Tabii ki kağıt üzerinde ideal olan topu rakibe hiç vermeden açık oyunda rakibini paslarla bayıltıp gol pozisyonu üretmek. Ama bu her zaman mümkün olmuyor. Çünkü küçük takımlar, özellikle ligimizdekiler, bu tip maçlara bir puan için çıkıyor ve ana planları 0-0'ı korumak üzerine oluyor. Siz ikinci bölgede istediğiniz kadar pas yapın, rakip dörderli 2 blok şeklinde 8 kişi olarak, hatta bazı takımlar 9 kişi olarak topun arkasında kalıyor ve siz 3. bölgeye gelene kadar takım şeklini asla bozmuyorlar. Böyle bir rakibi pasla geçmek gerçekten kolay değil. Çok yetenekli, çok sürprizli, dar alanda adam eksiltebilen oyuncular lazım ama bu bile yetmeyebilir. Çünkü sizin ikinci bölgede topa sahip olup defans çizginizi gittikçe öne çıkarmanız onların ekmeğine yağ sürüyor. Zira bu tip rakiplerin hızlı hücumdan başka hiçbir planı bulunmuyor. Bir Beşiktaş içeriğinde Galatasaray'dan örnek vermek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama federasyonun fikstür planlamasından sebep geçtiğimiz haftanın öncesinde Beşiktaş ve Galatasaray aynı gün aynı saatte ikişer maç oynadılar. İki maçı da takip etmek için ekranımı ikiye bölüp bir tarafta Galatasaray, bir tarafta Beşiktaş maçını seyrettim. Bazen öyle bir denk geliyordu ki eş zamanlı olarak televizyonumun bir tarafında Ersin, diğer tarafında Muslera kaleci vuruşuyla oyunu başlatıyordu. Rize Spor karşısındaki Beşiktaş yarı alanından çıkıyor, oyun kuruyor ama topu kaptırıyor ama top out'a gidiyor. Bir şekilde hücumu bitiriyorken diğer tarafta Galatasaray hala Marcao ve Donk arasında hazırlık pasları yapıyordu. İşte az önce bahsettiğim tempo sözcüğünün en güzel karşılığı bence bu. Bu tip kapanan takımlara karşı namus gibi topu korumaktansa pervasızca oynayıp arada topu kaptırmak çok daha iyi bir sonuç veriyordu. Çünkü rakibinizin hazırlıklı olduğu şey sizin topa sahip olmanız ve gerçekten 9 kişi topun arkasına geçip pres yapmayarak sizin topa sahip olmanıza davetiye çıkarıyorlar. Fakat top onlara geçtiğinde ister istemez o derin bloğun şekli bozuluyor ama kanatlar ileri koşuyor ama defans öne doğru çıkıyor. İşte o blok şeklinin bozulduğu tam o anda topu geri kazanabilirseniz markaj şeması bozulmuş, rakibe hazırlıklı olmadıkları bir senaryoda hücum edebiliyorsunuz. Bu noktada altı çizilmesi gereken biri varsa elbette Joseph de Souza. Ligimizde en çok top kapan ikinci, en çok pas arası yapan üçüncü orta saha oyuncusu. Mantık çok basit aslında. Bu sadece paslaşmakta değil, her şeyde böyledir. Kaşıkla yumurta taşıdığınızı hayal edin. Ne kadar yavaş yaparsanız başarı oranınız o kadar artar. Ama tempo yükseldikçe hata yapma olasılığı da artar. Düşük tempoda yetenekli topçu da yeteneksiz topçu da sağından alıp soluna verebilir. Ama oyun yüksek hızda oynanmaya başlayınca daha hızlı düşünebilenler, daha hızlı hareket edebilenler fark yaratırlar. Bir büyük takım olarak rakibin sizden daha yetenekli olmadığını biliyorsunuz. Evet, o yüksek tempoda siz de pas hatası yapacaksınız belki ama onlar sizden daha çok yapacak. Çünkü onların stoperlerinin ayakları sizin hücumcularınızın ayaklarından daha düzgün değil. O yüzden neden şapkadan tavşan çıkararak rakibi çözmek yerine tempoyu yükseltip rakibinizin hataları üzerinden oyunu çözmeye çalışmayasınız ki? İşte Sergen Hoca'nın Beşiktaş'ının bu sezonki bir numaralı alameti farikası buydu. Biraz da az evvelki sahaya yayılış ve kadro üzerinden Beşiktaş'ın set oyununu nasıl oynadığından bahsetmek istiyorum. Kimileri 0-0'ı nasıl oynuyor diye adlandırır bunu. Ben A planı diyorum. A planı bir teknik direktörün takımını hafta boyu değil, sezon boyu çalıştırdığı esas plandır. Ve ben size bu planı anlatırken Twitter'daki bazı çok bilmiş kanaat önderlerinin Sergen Hoca'yı en çok eleştirdiği konu olan En Sakala'yı neden tercih ediyor sorusu da kendi kendiliğinden cevap bulacak. Isı haritası futbolda hayli önemli ama bir o kadar da sıradan bir veridir aslında. Ancak bu verinin çok afilli bir şeymiş gibi sunuluşu itibariyle futbol severler tarafından tam manasıyla kavranamaz ve insanlar anlayamadıkları şeylerle dalga geçmeye meyillidirler. Isı haritası dediğimiz şey bir futbolcunun ya da takımın saha içerisinde topla buluştuğu yerleri temsil eder. Haritada sıcaklığı temsil eden renk olarak kırmızı, soğukluğu temsil eden renk olarak mavi kullanılır. Yani bir takımın ısı haritasına baktığımızda neresi kırmızı,
Kırmızı ise orası o takımın oyun merkezidir. Hep orada topla buluşulmuş, oyun o bölgede oynanmış demektir. Peki bakalım Beşiktaş'ta burası neresi? Lütfen sadece renklere değil, görselin geneline bakmaya, kapladığı alanın nereye daha yakın olduğunu görmeye çalışın. Sırasıyla Galatasaray derbisi, Göztepe maçı, Antalya deplasmanı, içerideki Rize Spor maçı, Gençler Birliği maçı, ligdeki 3-2'lik Başakşehir maçı, Fenerbahçe derbisi, Erzurum maçı, berabere biten Sivas Spor maçı, Kayseri Spor maçı, deplasmandaki Rize Spor maçı ve son olarak 7-0'lık Hatay Spor maçı. Hepiniz fark etmişsinizdir ki Beşiktaş'ın ısı haritaları hem sağ kanada daha yakın hem de orada çok daha yoğun. Dolayısıyla şunu kolaylıkla söyleyebiliriz ki Beşiktaş'ın oyun merkezi sağ kanat. Ancak epey dikkatli olanlarınız fark etmiştir. Bu saydığım maçlarda arada atladığım maçlar oldu ve bunlar Raşit Gezal'in sağda olmadığı maçlardı. Evet, Beşiktaş oyunu sağa yatırarak oynuyor. Evet, oyun merkezi sağ taraf ama merkezdeki adam, o kırmızı baloncukların sebebi tabii ki Raşit Gezal. Velakin takım ekseninin böylesine sağa doğru yatık olmasının tek sebebi de o değil. Örneğin Gezal'i bir kenara ayırıp Beşiktaş orta sahasını parsellemesini beklediğimiz Atiba ve Josef'in ısı haritalarına baktığımızda eksenlerinin sağa doğru kaymış olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla Beşiktaş'ın top ayağındayken sağa şu şekilde yayıldığını söylemek mümkün. İleri çıkan bir Rozier, Rozier'in önünde Beşiktaş'ın oyun aklı Raşit, Rozier'in kademesini kapatmak için sağa yaklaşan bir Wellington, oyun eksenleri sağa kaymış Josef ve Atiba. İşte bakın, bu sağa yayılış tam olarak ısı haritalarına da benzemiş oldu. Bu A planında Beşiktaş'ın yapmaya çalıştığı şey tam anlamıyla sağ gösterip sol vurmak. Oyunu sağa yıkarak, rakibini sağına çekerek solda bir boşluk yaratmak. Yaratılan bu boşluğa atılacak ters toplarda sırtı dönük rakibine kendini unutturmuş ve gizlice ceza sahasına sızmış bir kanat forvetin arka direkte atacağı goller. Bakın Ocak ayında Beşiktaş YouTube kanalına verdiği röportajda ne diyor Sergen Hoca? Mesela Larin'in attığı goller, onu çalışıyoruz arka direkte. O ayrı. O golleri atacak. Çünkü onu çalışıyoruz. Hani Larin'in attığı gol mesela, Larin arka direkte gidip gol atıyor. Onlar tesadüf gol değil. Açık söylemek gerekirse rakipler Beşiktaş'ın bu setini biraz çözdü ve eskisi kadar sağa yatmayarak, bu tuzağa düşmemeye çalışarak oynuyorlar. Ama bu senaryoda da, ki ben yine bunun bir Sergen Yalçın talimatı olduğunu düşünüyorum, rakip sağ tarafta Beşiktaş'ın çok üstüne gelmeyince boşluk bulan Gezal daha önceden hiç atmadığı kadar şut atar oldu. Ve Beşiktaş bu şutlarla nice kritik maçlar kazandı. A planının hücum fazı kabaca bu şekilde. Zaten ben şemalarla anlatırken gerçek maçlar yaşanan enstantaneler gözünüzde birer birer canlanmıştır diye düşünüyorum. Peki A planının defans fazında neler oluyor? Bu planın defansif açıdan handikapı şu: Wellington, Rozier, Atiba, Josef ve Gezal sağa yatmış. Abu zaten en ileride, Larin ceza sahasına sızmış, takımın solunda kim kaldı? Sol iç gibi oynayan gerek Mensah gerek Laiç, sağ ayaklı ve şut atmayı seven oyuncular oldukları için kendilerini sola atarak oynuyorlar ama onların da defansif kültürleri yok. Solda yalnız adam Ensakala var ve onun kademesine girebilecek tek isim Vida. Soldan defans arkasına sarkan her rakip Beşiktaş karşısında da golle burun buruna gelebilir. Şimdi size Gezal'in sağ, Larin'in sol kanat oynadığı 5 tane gelişigüzel maçtan bu oyuncuların topla buluştuğu noktaları göstereceğim. Öncelikle sağ taraf gelsin. Genellikle ikinci bölgenin sağ içinde topu almış ve ceza sahasına sadece 2 kez girmiş bir Gezal varken sol tarafta topla çok az buluşmuş, defalarca ceza sahasına girmiş bir Larin var. Bu noktada sağ bekinizin mi yoksa sol bekinizin mi daha hücumcu olmasını isterdiniz? İşte o çokça tartışılan Sergen Hoca'nın Ensakala tercihinin sebebi tam olarak bu. Larin profil olarak ayağına değil önüne top isteyen bir oyuncu. Aldığı topu saklayacak fiziksel beceriye sahip olsa da o topu isabetli oynayıp bekinin bindirmesine olanak tanıyabilen bir pasör yeteneğe sahip değil. Üstelik Gezal'in aksine sürekli ceza sahasına kadar gidiyor. Öte taraftan Gezal bir hücum bekinin önünde oynamasından hayli keyif alacağı tam bir istasyon. Tüm taraftarlar genç oyunculara bayılırlar. Hele altyapıdan çıkmış bir genci A takımda o formayla izlemek bir taraftarı en çok keyiflendiren durumlardan biridir. Ensakala'ya ve Ensakala üzerinden Sergen Hoca'ya gelen eleştirilerin en büyük sebebi kenarda duran Rıdvan Yılmaz. Şu noktaya katılmamak elde değil. Evet, Rıdvan bence de yetenek anlamında Ensakala'dan daha yetenekli ve %100 emin olabilirsiniz ki Sergen Hoca da bu durumun farkındadır. Mutlaka sizin gördüğünüz gibi teknik anlamda Rıdvan'ın çok daha iyi olduğunu görüyordur. Ama Rıdvan bir hücum beki
ve bu şablonda Beşiktaş'ın bindiren değil sol koridordaki o boşluğu savunacak birine ihtiyacı var. Ve siz ne derseniz deyin, Fabrice bu işi layıkıyla yapıyor. Birçok Beşiktaşlı yorumlarda En Sakala'nın hatası yüzünden yenilen golleri sıralayabilir. Ama sizi temin ederim, Rıdvan olsa çok daha fazlasını yiyebilirdi Beşiktaş. Çünkü Beşiktaş'ın sol tarafı sistem gereği riske edilmiş bir alan. Zaten yerse oradan yer. Atiba'nın Josef'in yakınlaştığı sağ taraftan değil. İnşallah Rıdvan Yılmaz yakın gelecekte oyun kartındaki eksiklikleri kapatıp şahane bir sol beke dönüşecek. Ama benim derdim ne Rıdvan ne En Sakala. Benim derdim 250 gram futbol bilgisiyle Twitter'daki toksik takipçileriyle birlikte kendisini kanaat önderi zanneden En Sakala'yı kötüleyince aldığı fav sayısına güvenip Sergen Yalçın gibi bir futbol aklını eleştirme gafletine düşen troller. Asla Rıdvan'ı kötülemek için değil ama bu trollere inananların gözünü açmak için küçük bir En Sakala Rıdvan kıyası göstermek istiyorum sizlere. Beşiktaş'ın sol bekinde En Sakala bu sezon 23 maç oynadı. Rıdvan'sa 13 maç. Rıdvan maç başına 1.3 top çalmayla oynarken En Sakala 2 katından daha fazla, maç başına 2.7 top çalmayla oynuyor. Ama asıl çarpıcı olan bu değil. En Sakala'nın toplam 79 top çalma denemesi var ve bu denemelerin 61'inde başarılı olurken 18 kere çalım yemiş. %77'lik bir başarı oranı var. Rıdvansa toplam 29 top çalma denemesinde 17 kez başarılı olmuş ve tam 12 defa çalım yemiş. Bir sol bek için, hele Beşiktaş gibi oynayan bir takımdaki sol bek için girdiği her mücadelenin neredeyse yarısında çalım yemiş olması maalesef oldukça kötü bir veri. Öte tarafta Rıdvan'ın çok eksik olduğu başka bir alanda hava topları. Rıdvan oynadığı 13 maçta sadece 9 hava topuna çıkmış ki bunların 5'ini kaybetmiş. %44'lük bir başarı oranı var. En Sakala ise 23 maçta 59 hava topuna çıkıp 43'ünü kazanmış. %72'lik bir başarı oranı. Neredeyse bir stopere yaklaşan bir bek oyuncusu için muazzam bir hava topu oranı bu. En Sakala'nın pas başarı yüzdesi %82.7. Rıdvan'ın ise %81.3. Örnekleri çoğaltabilirim ama Rıdvan adına kırıcı olmayı hiç istemem. Özetle bir parametre hariç her istatistiki veri de En Sakala'nın ortalaması Rıdvan'dan daha iyi ki zaten o tek parametre genel anlamda Beşiktaşlıların En Sakala'ya soğuk bakmasının sebebi. En Sakala bir sol beke göre epey fazla top kaptırıyor. Bunun sebebi hem takım sağa yaslandığı için o bölgede fazla pas opsiyonu olmaması hem de Fabrice'in nasıl desem teknik anlamda çok maharetli bir oyuncu olmaması. Öyle ki En Sakala her maçta 2.4 tane top kaptırırken bu rakam Rıdvan'da 1.3. Bana gerek hastalık bu sohbetlerde gerek analiz videolarında tüm bunları nasıl görüyorsun diye soranlara hep aynı cevabı veriyorum. Topun olduğu değil, topun oynanmadığı yerlere bakıyorum. Tabii ki bunun makbulü stadyumda maç izleyebilmek. O vakit kameranın size gösterdiği değil, istediğiniz yere bakabiliyorsunuz. Ama geniş ekranlı televizyonların icadıyla kadrajlar büyüdü. Televizyondan maç izlerken bile topun olmadığı yere bakıp sahanın %75'lik kısmını görebiliyorsunuz. Dolayısıyla size naçizane tavsiyem her zaman topun olmadığı yerde gerçekleşen aksiyonlara bakmanız. Kimseyi yargılamak istemem ama futbol seyircisi hele bir de kendi takımının oynadığı maçı seyrediyorsa genelde topun olduğu yere bakar. İşte topun olduğu yerde En Sakala her maç 2-3 tane kritik top kaybı yapınca, hele bir de takımın gole ihtiyacı varken, takım hücuma çıkarken falan top kaptırınca çok ama çok göze batıyor. Fakat şu ana kadar anlattığım tüm sistemden, sol koridorda oluşan boşluktan sebep gerek hava topları gerek çalım yeme konularında ortaya koyduğu istikrarla Sergen Hoca'nın neden Rıdvan'ı değil de En Sakala'yı oynattığını anlamak inanın hiç güç değil. Tabii futbol bilginiz 250 gram değilse. Ben hazırlarken büyük keyif aldım. Umarım kafamdakileri size düzgün bir şekilde aktarabilmişimdir. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İçerikte bahsettiğim iki videoyu da bitiş ekranına koydum. İzlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmak isterseniz isterseniz olursunuz zaten. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.